Evet, en son çıkmış soru 7'de kalmıştık. Etki eden faktörler kısmında, şurada. Evet. En son ne zaman yapmıştık size canlı yayın? Salı günü yapmıştık sanırsam. Salı gününde de işlediğimiz konudan devam ediyoruz. Derişimin etkisi, kimyasal tepkimeye derişimin etkisini konusundan devam ediyoruz. Burada bu soruyu tekrar etmiş olalım bu konuyu. Burada size soruda, çıkmış soruda denge konumunda olan böyle bir tepkime verilmiştir diyor. Bu öncülerden hangileri doğru olduğunu söylüyor. Şimdi bakalım. İleri yöndeki tepkime hızı geri yöndeki tepkime hızına eşittir diyor. Neydi bizim denge anındaki eşitliğimiz, hız eşitliğimiz? Denge anında ileri yöndeki tepkime hızımızla geri yöndeki tepkime hızımız şöyle ileri eşittir. Geri yöndeki tepkime hızımız birbirine eşittir. Yani bu öncü doğru. İkincide ise N2O4'ün tamamı NO2'ye dönüşür. Şimdi denge konumunda olduğu için başlangıçta denge konumunda olan hiçbir sistemdeki madde tamamen başka bir maddeye dönüşmez. Dönüşürse bu denge olmaz. Bu yüzden de denge konumundan bahsedemeyiz biz bunun için. O yüzden burada size denge konumunda dediği için buradaki tamamen dönüştüğünü söylemeyeceksiniz. Bu öncünün yanlış olduğu göstergesidir. Üçüncü olarak sisteme NO2 gazı eklenirse denge ürünler yönüne kayar. Sisteme NO2 eklenirse Salı günkü dersten de hatırlayacağınız üzere sisteme NO2 eklenirse sistem Girenler yönüne kayar. girenler yönüne kayacak. Bu yüzden de üçüncü öncü de yanlış olmuş olacak. Yani sadece cevabımız yalnız bir diyecek. Diğer bir soruya bakacak olursak. Burada size azot, hidrojen ve amonyak gazlarının sabit hacimdeki denge tepkimesini vermiş. Yine bir denge tepkimemiz var işin içinde. Dengedeki bu sisteme aynı sıcaklıkta uygulanan aşağıdaki işlemlerden hangilerinin işlemi ve sonucu karşılaştırmasındaki yanlış verilmiştir diye bize söylüyor. Burada başlangıcı birinciye bakalım A şıkkına. Bir miktar N2 gazı eklediğimizde, biz bir miktar N2 gazı eklediğimizde denge yönü ne tarafa doğru olacak? Sağa Bir. doğru olacak. Yani bir yönüne doğru kaydırılacak denge yönü. Birincisi doğru olmuş olacak. İkinciye bakacak olursak, şu tepkime üzerinden tekrar siliyorum. İkinciye bakacak olursak, bir miktar NH3 gazı ekleme. Bu sefer bu taraftan ekleme yapıyoruz. Bu taraftan ekleme yaparsak denge hangi tarafa doğru gidecek? Girenlere doğru kayacak. Şey. Yani iki yönünde kayacak denge konumu. Bu da doğru olmuş oluyor. C şıkkına bakacak olursak teker teker bakıyoruz. Burada da ortamdan bir miktar NH3 gazı çekme. Buradan bir miktar NH3 gazı çekersek tepkimemiz Bir yönüne kayar. evet. İlk önce azalır gibi olacak ama sonra harcanacağından tepkimemiz bu yöne doğru olacaktır. O yüzden denge konum iki yöne kaydırılır cevabı yanlış olacak. Cevabı yanlış olduğunu bulduk ama devam edelim diğerlerine de bakmış olalım. D şıkkına bakacak olursak burada ortamdan bir miktar H2 gazı çekme. Bir miktar H2 gazı çekersen haliyle ilk başta azalmış gibi olacak ama sonra artacağından tepkimenin pardon bir dakika. Tepkimenin iki yönüne doğru gelecektir. Burası azalacağı için, bu da harcanacağı için tepkimeniz iki yöne doğru kayacaktır. E şıkkı için de bakacak olursak aynı şekilde. Şuna da doğru dedik. E şıkkında da ortamdan bir miktar N2 gazı çekme. Aynı şekilde. Bu sefer N2 gazı çekiyor. Yine tepkimenin bu tarafı az olmuş oluyor. O yüzden tepkimemiz yine İki yönüne doğru kaymış olur. Yani girenler yönüne kaymış olur. Buradaki cevabınız da C olmuş oluyor gençler. Şimdi daha önce biz bu sorularda hepsinde gaz olarak yani homojen tepkimelerde biz dengeyi yaptık.
Şimdi ise heterojen tepkimelerdeki dengenin değişimine bakacağız. Heterojen denge neydi? Başlangıçtakiyle sondakiler aynı olmaması lazımdı. Yani katı giriyorsa katı gaz veya katı sıvı veya katı sulu çözelti gibi maddelerin çıkıyor olması lazım ki biz buna heterojen tepkime diyelim. Böyle tepkimeler heterojen tepkimeler olmuş oluyor. Burada heterojen tepkimelerde hız sabitini yazarken katıları hiçbir şekilde almıyorduk işlemimize. O yüzden sadece burada karbondioksitle işlem yapıyor oluyoruz. Bu tepkimeye bakacak olursak, şimdi katıların etkisi yok diyoruz ya, katıların derişime etkisi yok. Katıların derişime etkisi olmayacağı için de karbondioksit eklenmesi demek derişimde hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Çünkü yine ilk ve sonlar birbirine eşit olacağı için derişimlerde hiçbir değişiklik olmaz. Sadece ve sadece mollerinde bir değişiklik olur. O da karbondioksit eklenmesiyle diyor. Karbondioksit eklenirse molünde yine bir değişiklik olmaz. Ama kalsiyum oksitin yani şuradaki katının katılarda her ikisinde de azalma veya artma meydana gelecek. Bu sisteme bu tarafa ekleme yapıyorsak bunun molü azalıp bunun molü artacaktır diyeceksiniz. Bunun tersi olarak da yine karbondioksit çekilmesi yani bu sefer ekleme değil de çekilme yaparsanız yani maddeyi çekerseniz o kabın içerisinde yine NO2'nin molü asla ve asla değişmezken kalsiyum oksit ile kalsiyum karbonat arasında değişiklik olacak. Burada da kalsiyum karbonat azalacaktır. Karbondioksit çekildiği için ortamdan uzaklaştırıldığı için de haliyle kalsiyum oksitinde molü artacaktır. Derişimlerine bakacak olursak burada derişimi karbondioksit ilk başta azalır gibi olacak ama sonra tekrardan eski haline geri dönecek. Çünkü derişimlerle ilgili fazla değişiklik olmayacak. Aynı şekilde kalsiyum oksit ve kalsiyum karbonatın da derişimlerinde hiçbir değişiklik olmayacak. Biz buraya kadar hep söylediğimiz şey KC yani denge sabitinin değişmediği yönüydü. Ama şimdi sıcaklığın etkisiyle denge sabitimizin nasıl değiştiğine bakacağız. Yani sıcaklık değişimi hem denge yönüne hem de denge sabitinin sayısal değerine etki edecek. Nasıl mı? Hemen bakalım. Burada endotermik tepkimeler için konuşacak olursak. Endotermik tepkimelerde ısı girenler tarafında olması lazım. Birinci kural endotermik olması için. Dışarıdan ısı alıyor olması lazım. Bu ısı arttırırsanız, siz bu ısıyı arttırırsanız, Le Chatelier ilkesine göre bu denge ürünler yönüne doğru kayacaktır. Çünkü siz bu tarafta girenler yönünde ısıyı arttırıyorsunuz ve bu tepkimeyi giren ürünler yönüne kaydıracaksınız. KC'niz ne olacaktır? Endotermik tepkimeler için ısı arttırılırsa KC'nizin miktarı da artacaktır. İkinci bir kural olarak burada ısıyı azaltırsanız endotermik tepkimelerde aynı şekilde tepkimeniz girenler yönüne kayacaktır ve KC'niz ısınızı azalttığınız için KC'nizi de azaltmış olacaksınız. Burada SO2 ve oksijen derişimi için başlangıçta ısıyı arttırdığımızda SO2 ve O2 derişimleri artacaktır. SO3 derişimi azalacaktır. Çünkü sıcaklığı arttırıyorsunuz. Girenler yönünde bir şey uyguladığınız için bu tarafta ürünler yönünde bir artış meydana gelecektir. Yine dediğimiz gibi KC sabitimiz artacaktır. Ama sıcaklığımızı arttırırsak, azaltırsak SO2 ve oksijen derişimimiz azalacak. SO3 derişimimiz artacaktır. Yine KC sabitimiz de sıcaklık azaltıldığı için azalacaktır diyeceksiniz. Burada ikinci bir kural olarak egzotermik tepkimeler için de bunun tersini söyleyeceğiz. Yani burada da sıcaklık artarsa denge girenler yönüne kayacak ve sıcaklık azalırsa denge ürünler yönüne kayacaktır diyeceğiz. Yine bunu da bir örnek üzerinden gösterecek olursak gençler.
azot gazıyla hidrojen gazını tepkimeye vermiş ve amonyak gazı meydana gelmiş ve dışarıya ısı vermiş. Böyle bir sistemde, denge tepkimesinde buradaki ısıyı arttırırsak denge girenler yönüne kayacaktır. Ama bu sefer endotermik tepkimelerin tersi olarak burada Kc miktarınız ısı arttığı için Kc miktarınız azalacaktır. İkinci bir şey de sıcaklığı azaltırsanız denge yönünüz bu sefer ürünlere doğru kayacaktır. Yani sıcaklığı azalttığınız yöne doğru şey yapacaksınız. Buradaki Kc'niz de sıcaklığınızı azalttığınız için buradaki denge sabitiniz de artmış olacak gençler. Buraya kadar anlamadığınız bir şey var mı? Yok hocam. Sorun var mı? Geçiyorum öyleyse. Şurada grafikte bakacak olursak yeşille yapıyorum. Burada endotermik tepkimeler için denge yönü ve Kc sabit arasındaki ilişkiyi öğrenebilmeniz için. Endotermik tepkimelerde sıcaklığı arttırdığınızda Kc miktarınız artarken denge yönünüz ürünler yönüne kayarken sıcaklığı azalttığınızda ters yönü olacak girenler yönüne ve sıcaklığınız azalmış olacak. Denge sabitiniz azalmış olacak. Yani burada gördüğünüz üzere sıcak endotermik tepkimeler için sıcaklığı arttırırsanız Kc sabitiniz de artacaktır. Aynı şekilde sıcaklığı azaltırsanız Kc miktarınız da aynı şekilde azalacaktır diyeceksiniz. Egzotermik tepkimeler için ise bunun tersini söyleyeceksiniz. Ters orantılı. Sıcaklığı arttırırsanız Kc sabitiniz düşecektir. Sıcaklığı azaltırsanız Kc miktarınız artacaktır diyeceksiniz gençler. Şöyle burada da az önce dediğim şeyin sayısal olarak değerini vermiş. Endotermik tepkimelerde sıcaklık azalırsa Kc miktarı da azalır. Sıcaklık arttırılırsa Kc miktarı da arttırılır diye size sayısal olarak örnek vermişler. Endotermik tepkimelerde sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu vermiş. Kc sabitini. Egzotermik tepkimelerde ise sıcaklıkla ters orantılı olduğunu söylemiş. Yani sıcaklık azaltılırsa Kc miktarınız artacaktır. Sıcaklığınız arttırılırsa Kc miktarınızın azalacağı hakkında size bilgi vermiş burada. Devam edecek olursak, bir soru üzerine bakacak olursak. Burada tepkimemiz dengedeymiş ve delta H'tan küçük demiş. Delta H'tan küçük olması bize ne ifade ediyor başta bunun? Egzotermik bir tepkime olduğunu. Yani ısımızın bu tarafta olduğunu gösteriyor. Şu delta H'ı kapattım. Bu taraf ısımızın bu tarafta olduğunu gösteriyor. Burada tepkimesi dengedeyken sabit hacimli sistemi soğutmak. Bir kere siz buradaki sistemi soğutursanız dengemiz yani ayrı ayrı hangileri uygulanırsa N2O5 gazı mol sayısı artacaktır. Siz N2O5'in burayı yani bu taraf ürünler kısmının molünü arttırmak için bu tarafı soğutursanız yani sıcaklığını azaltırsanız sistemi soğutursanız bunun mol sayısı artar. Ayrı olarak aynı sıcaklıkta ortama NO2 eklemek. NO2 eklemek ne demek? İlk önce bu eklenecek bu tarafa NO2 buraya eklenecek. Bu ilk önce eklenmiş gibi olacak ama sonra harcanacak ve azaltmak için ürünler yönüne kayacaktır. Ürünler yönüne kayması bizim için avantaj olur çünkü N2O5'imizin yine mol sayısını arttırmış olur tek başına. Buna da doğru demiş olacağız. Üçüncüde ise sabit hacimli kaba aynı sıcaklıkta temiz hava göndermek. Şimdi siz buraya tepkime egzotermik olduğu için sıcaklık
Yani buraya temiz hava gönderdiğinizde, yine burayı arttırdığınızda, oksijen gazı arttırdığınızda tepkimeniz yine ürünler yönüne kayacaktır. Ve bu da yine bizim işimize gelecek. N2O5'imizi, mol sayısını arttırmış oluruz. Üçü de doğru olmuş olur böylelikle. Hepsini ayrı ayrı uyguladığımızda N2O5'imizin mol sayısını ayrı ayrı arttırmış oluruz gençler. Sonrasında diğer bir konuya geçecek olursak. Hacim değişiminin dengeye etkisi konusundan bahsedecek olursak. Bir burada kap hacmindeki değişim dengedeki maddelerin değişimine ve kısmi basınçlarının değişmesine sebep olduğunu biliyoruz. Basıncın dengeyi etkilemesi gazların mol sayısına bağlıdır diyeceğiz. Basınç ve hacim değişimi katı ve sıvılara etki etmez. Gaz fazında gerçekleşen bir denge tepkimesinde mesela kap hacmini arttırırsak, mantıken biz kap hacmini arttırırsak toplam basıncımız ne olacak bir kere? Azalacaktır. Çünkü kabın hacmi böyleyken biz kabın hacmini bu şekilde arttırıyoruz. Maddelerin tümünün derişimi azalacaktır. Evet, hepsinin derişimi azalacaktır. Buradaki derişimi farklıyken şöyle de bir basınç uygulayalım. Buradaki basınç farklıyken gazların derişimleri, buradaki derişimler ise farklı olacaktır. Ayrıca dengeye basıncı arttırmak için gazların mol sayısının çok olduğu yöne doğru ilerler. Yani denge hangi tarafta daha fazlaysa, mol sayılarını hangi tarafta daha fazlaysa denge o yöne doğru ilerleyecektir. Mesela bir örnek üzerinde bakacak olursak buna. Buradaki denge tepkimimiz N2 gazımızla 3 mol H2 gazımız meydana geliyor ve 2 tane amonyak gazımızı meydana getiriyor. Denge tepkimimiz. Bu tarafta 4 mol varken bu tarafta 2 mol kadar var maddemiz. Ne demiştik biz? Kap genişletilirse, yani şuradaki kap hacmini arttırırsak, A'dan B'ye getirirsek kap hacmini, burada ne olacak bize? Denge molü çok olan tarafa gidecek. Yani dengemiz girenler kısmına doğru. Bu tepkime için, bu denge tepkimesi için girenler kısmına. Ama diğer tepkimeler için bu tarafta ürünler kısmına da gidiyor diyebiliriz. Burada derişim hakkında da N2 gazımızın ilk önce azaldığını, sonra tekrardan sabit olduğunu, aynı şekilde H2 gazımızın ilk önce azaldığını, sonra tekrardan sabit olduğunu, NH3 gazımızın da başta sabit, sonradan azaldığını gösteriyor bize. Bunun tersini yaparsak, kap hacmini azaltırsak, yani B'den A'ya getirirsek bu sefer ne olur? Bu sefer maddelerin tümünün derişimi artacaktır. Çünkü B'den A'ya getireceğiz tekrardan. Toplam basınç artacaktır. Denge basıncı azaltmak için gazların mol sayısının az olduğu yöne doğru gidecek. Yani az öncekinin tersi olacak. Bu sefer mol sayısının az olduğu yere, yani ürünler yönüne doğru hareket edecektir. Denge tepkimesi diyeceğiz gençler. Burada da yine aynı şekilde derişimlerle alakalı bize bilgi vermiş. Diyor ki burada N2 gazımız başlangıçta sabit iken ilk başta artıyor, sonra tekrardan azalış gösteriyor. H2 gazımız da ilk önce artarken yine azalış gösteriyor. NH3 gazımız ise ilk başta sabitken artış gösteriyor, devamlı diyeceksiniz. Buradaki önemli bir konu. Gaz fazındaki maddelerin her iki yöndeki mol sayıları eşit ve hacim eşit ise bu denge yönüne hiçbir şekilde etki etmez. İki tarafınız da eşit olduğu için. Ancak derişimleriniz azalacak veya artacaktır diyeceksiniz. Burada az önceki işlediğimiz konuyu
özet şekilde size vermiş. Yani diyor ki yapılan etki, sabit sıcaklıkta basıncı arttırırsanız gaz mol sayısının az olduğu yöne doğru ilerler denge yönünüz. Yine aynı şekilde sabit sıcaklıkta basıncı azaltmak, yani hacmini arttırmak, gaz mol sayısının çok olduğu yöne doğru ilerletecektir sizin denge yönünüzü. Az önceki işlediğimizin kısa bir özet hali. Bu sizin işinize yarayacaktır gençler. Burada sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimelerde kaba sabit sıcaklıkta su eklenirse derişimleri azalır ve derişimi arttırmak için mol sayısı çok olan yöne doğru hareket eder. Aynı şekilde suyun bir kısmı buharlaştırılırsa, yani bu sefer su azaltılırsa derişimleri artacaktır maddelerin ve derişimi azaltmak için de mol sayısının az olduğu yöne doğru hareket edecektir diyeceksiniz. Bunların hepsine bir soru üzerinden bakacak olursak, çıkmış soru üzerinden bakacak olursak, burada karbondioksit gazıyla hidrojen gazını birleştirmişler, bir denge tepkimesi oluşturmuşlar. Ve bu denge tepkimesinin delta H'nin sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. Yani bu tepkime endotermik bir tepkime. Yani birinci şıkkımız, A şıkkımız haliyle doğru olmuş oluyor. Bize soruda ise hangisi yanlıştır diyor. B şıkkına bakacak olursak, sıcaklık arttırıldığında denge ürünler yönüne kayacaktı. Endotermik neydi? Sıcaklık bu tarafta artacaktı. Bu tarafta artarsa denge hangi tarafa doğru gidecekti? Ürünler yönüne doğru kayacaktır. Bu da doğru olmuş oluyor. Denge anında mol sayıları, şöyle tekrardan yapıyorum. Denge anında mol sayıları eşit. Yani dengeye etki eden bir şey yok. Bunların derişimleri de birbirine eşit olacağından denge anında tepkimedeki Kf ile Kc birbirine eşit olmuş olur diyeceksiniz. Basınç arttırıldığında denge ürünler yönüne kayar diyor. Basıncı arttırdığında... Çünkü katsayıları birbirine eşit. Evet. Denge birbirine eşit olduğu için hiçbir şekilde dengeye etki etmez basınç. Bu yanlış ve yanlışı da bulmuş oluyoruz C şıkkı. D'de ise ortamı H2 gazı ilave edildiğinde denge ürünler yönüne kayar. Evet. Yine H2'yi buradan eklediğimizde denge haliyle ürünler kısmına kayacaktır diyeceksiniz. Diğer bir örneğe bakacak olursak, burada size denge tepkimesinde sıcaklık arttırıldığında kırmızı renk artmakta diyor. Sabit sıcaklıkta ise hacim azaldığında renk açılmaktadır diye size kısa bir bilgi vermiş. Buna göre diyor, tepkime egzotermiktir. Şimdi birinciye bakacak olursak, sıcaklık arttırıldığında girenlere doğru kaydığında renk arttığında ve sıcaklık da arttığında girenler yönüne kaydığında renk de artacak. Buna göre ısıdan uzaklaştığı için tepkimemiz egzotermik bir tepkime olacaktır. Egzotermik. Evet. Yani birincimize doğru demiş olacağız. İkincide ise zaten tepkimemiz bu tarafa girenler yönüne kayacaktır ya, bu tarafa doğru. Bu yüzden de A büyüktür B, yani şunun kat sayısı B'den daha büyüktür diyeceğiz. Yani kat sayılarından yararlanarak A büyüktür B gibi bir ifade kullanabiliriz. Çünkü neden? Hacim azaldığında denge mol sayılarının az olduğu yöne doğru kayacak. Yani renk açıldığında da ürünler yöne kayacak. Yani bu durumda A büyüktür B olmuş olacak diyeceksiniz. Üçüncüde ise son şeyde, kapta sıcaklık artarsa denge sabitinin sayısal değeri artar. Egzotermik... Hayır, azalır. Sıcaklık Kc azalır. Kc'miz haliyle azalacaktır. Bu da yanlış olmuş oluyor. Cevap 1 ve 2. öncüler diyeceksiniz. Hocam son 4,5 dakikamız, bir sorumuz kaldı. Onu da yaparız herhalde hemen. İnşallah. İnşallah yaparız. Güveniyorum inşallah. Şimdi size burada yukarıdaki tepkimelerde 2 ve 3. için
V'lere göre birinci tepkimenin ΔH ve KC değerleri aşağıdakilerden hangisidir diyor size. Başlangıçta bakacak olursak hemen 2 ve 3. tepkimeleri alalım ele. Burada ikinci tepkimeyi ters çevirdiğimizde gençler, şurayı ters çevirdiğimizde bizden istenilen tepkimeyi elde etmiş oluruz. Bizden istenilen bir tepkime var ya şu üst tarafta. Bu tepkimeyi elde etmek için 2 ve 3. tepkimelerden yararlanacağız. Bunun için de CH4'ümüzün direnler kısmında olması lazım bizden istenilen tepkimeye göre. O yüzden ikinci tepkimemizi ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimizde CH4 gazı artı suyumuz var. Denge anı diyoruz. Karbon monoksit artı 3 tane de hidrojen gazımız var. Üst tarafa yapacak olursak, üst tarafı da aynen yazıyoruz. Karbon monoksit artı suyumuz. Denge tepkimesi. Karbondioksit. Ve hidrojen gazı diyeceğiz. Burada hepsini toplarsak. Karbon monoksitler birbirini götürecek. Her iki tarafta da olduğu için. Başka hiçbir şey birbirini götürmeyecek. Öyleyse toplama işlemimizi yapıyoruz. CH4 bir tane var elimizde. Artı diyoruz. İki tane suyumuz var. Sonrasında denge tepkimemizi oluşturuyoruz. Bir tane karbondioksitimiz var. Bir tane hidrojen gazımız burada. Bir, üç tane de burada olduğuna göre 4 tane de hidrojen gazımız vardır diyeceğiz. Bizden istenilen tepkimeyi oluşturduk mu? Oluşturduk. Burada delta H'larını da aynı şekilde toplayacağız. Burada da delta H, iki tarafında delta H'ını topladığımızda -36 ile ikinci tepkimemizi ters çevirdiğimiz için artı 226 diyeceğiz. Buradan sonucumuz 190. 190 mı? Evet hocam. 190 kilojoule diyeceksiniz. Sonrasında birinci tepkimenin delta H ve KC değerini öğrenmemizi istiyor ya. Zaten delta H değerini bulmuş olduk. Artı 190. Nerede var? Sadece C'de var. Ama KC değerini de hemen bulalım. KC değerimiz neydi? Ürünler böyle girenler değil miydi? Hocam. Evet. Burada. Evet hocam. Pardon. Kp değerimizi, efendim Melek bir şey demişti. Yok hocam, ya o anlamda söylemedim, devam edelim. Tamam, Kc değerlerini yapacak olursak, birincinin Kc değerini yazıyoruz, 1,4. Çarpı diyeceksiniz, 1 bölü 190. İkincisini ters. İkinciyi ters çevirdiğimiz için, 1 bölü B9 çıkacak zaten. Bu yüzden 1 bölü KC olarak yazacağım. Buradan da cevap zaten 1 bölü 4 190 C şıkkı olmuş olacak gençler. Gençler, süremiz 1 dakikadan az. Size ödev verdim. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Ödev ne? K12 net üzerinden attım size. Tamam hocam. Teşekkür ederiz hocam. Kanka size 9. föyün sonundaki ödev. Efendim? Görüşürüz. 9. föy sonu ödev, bir de 8. föy sonu ödev. Evet. Zaten yapmıştık, 9'u yapacağız. Okey.